Beşiktaş Erzurum Sporu deplasmanda 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok çok büyük bir avantajı Eline geçirmiş vaziyette aslında bu maçın zor olacağını hepimiz biliyorduk. Birçok sebep vardı. Nitekim bunlar rakamları, istatistikleri yansımış vaziyette. Oyunun kontrolü, pas sabit yüzdesi hepsi geçen haftalara göre oldukça düşüktü. Bunun sebebini konuşacağız. Beşiktaş bu zorlu ortamda maçınız kazandı onu konuşacağız. Stattan fotoğraflar var, istatistikler var, rakamlar var. Cenk Tosun'un sakatlığını konuşacağız. Bundan sonra ne olacağını konuşacağız. Analiz videomuz başlıyor. Beşiktaş deplasmanında Erzurumspor'u 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Zor bir maç diyoruz çünkü Yılmaz Vural bu maçın zor geçeceğini hafta içinde bunun sinyallerini vermişti. Biz yenilmeyeceğiz, biz kendimize güveniyoruz demişti. Gerçekten de oldukça iyi bir diziliş, oldukça iyi bir sistemle tecrübeli hoca takımını sahaya sürdü. Koşun, mücadele edin, alan daraltın, önde basın ve kapanmayın dedi. Zaten maçta 6 tane gol ve birçok da gol pozisyonu var. O yüzden de Yılmaz Vural'ın aslında Taktiği pozitif futbola katkı veren bir taktikti ve bu şekilde Erzurum Spor sahaya çıktı. Sergen Yalçın ise klasik taktiğiyle önde basın topu kapın, golü atın. Yani Beşiktaş'ın bu sezonki klasik felsefesiyle takımını sahaya sürdü. Elbette eksikler doğrultusunda bu takımı oluşturdu. Bunu da söyleyelim. O tercihleri az sonra konuşacağız. Beşiktaş neden istediği oyunu sergileyemedi? Bununla ilgili aslında çok önemli sebepler var. Birincisi zaten istatistikler de bunu gösteriyor. Pas isabet oranı ilk yarıda %70'e düşmüş vaziyette ki Beşiktaş Kasımpaşa'ya yenilirken bile Beşiktaş Kasımpaşa'ya mağlup olduğunda bile %85 pas isabet oranı vardı. Yani siyah beyazlar maçın ilk yarısında sezonun ikinci yarısında belki de en sıkıntılı maçını yaşadı. Bir türlü topa sahip olamadı. Bir türlü o pas isabet oranını ayarlayamadı. Bunun sebepleri neydi? Topa sahip olmalı da bu arada normal kendi özelliğinin dışında çok daha farklı bir oranla karşımıza çıktı. Erzurum Spor'la topa sahip olmak konusunda neredeyse başa baş gitti. Siyah beyazlar ilk yarıda bunlar Beşiktaş'ın oyununun ne kadar etkilendiğini gösteren durumlar. Şimdi neden etkilendi? Sebepten neydi? Bir, Josef yok. Şimdi Josef hep söylediğimiz gibi orada bir duvar. Yani hem topu kapıyor hem sertliğiyle rakibi yıldırıyor. Hem topu aldıktan sonra ileriye doğru topu isabetli bir şekilde gönderebiliyor. Bunların hepsi önemli özellikler. Atiba ile beraber çok iyi bir uyum yakalamış vaziyette. Burada Dorukan tercihini kullandı. Çok kötü oynamadı bence Dorukhan onu da söyleyelim. Yani haftalardır oynamadığını düşündüğümüz zaman böyle çok kondisyonu düşük çok böyle etkisiz değildi elinden geleni yaptı. Ama Josef'in takım için fonksiyonu başka. Josef aynı zamanda lider bir oyuncu. Josef aynı zamanda yöneten bir oyuncu. O yüzden de onun olmaması Beşiktaş'ı gerçekten orta saha direncini bir kere düşürdü. İkinci önemli nokta Cenk Tosun. Cenk Tosun sıkı markaj altındaydı ve bir türlü topla buluşamadı. Bununla ilgili aslında birçok sebep olabilir. Takım Abu Bakır'a daha fazla alışmış olabilir. Sağ zemini falan onların hepsini konuşacağız. Ama Cenk Tosun beklenen etkiyi Erzurum deplasmanında bir türlü oluşturamadı. Daha da önemlisi topu çok fazla alıp Dar kaç yapamadı, duvar pastarı yapamadı. Bu tabii ki Beşiktaş'ın topu önde tutma konusundaki ikinci önemli sıkıntısıydı. 3. Saha zemini gerçekten çok kötüydü. Cenk Tosun'un sakatlığı korkunç bir sakatlık. Dizinde ciddi bir problem var. Büyük bir ihtimalle zaten sezonu kapattığını biliyoruz ama sadece sezon kapatma değil. Ne yazık ki Avrupa Şampiyonası'nda da Cenk Tosun oynamayacak gibi gözüküyor. Bunda sağ zemininin çok büyük etkisi var. Oğuzhan Özyakup'un maçtan sonra yaptığı açıklama, Sergen Yalçın'ın bahsetmesi, işte Emre Koca daha da sağdan bahsetti çok sert taş gibi bir zemin vardı ve bu da tabii ki Beşiktaş'ın oyununu etkilemiş vaziyette. Tabii buna rakımı da ekleyelim çünkü deniz seviyesinde oynamaya alışık oyuncular yukarı çıktığı zaman bunlar her zaman etkilenmiştir. Bu zaten klasiktir. O da etkiledi. 2 gol yedi Beşiktaş ki bu golleri hep böyle attıktan sonra yani bir türlü oyunu toparlayamadı. Bir türlü o farkı açmaya Erzurumspor müsaade etmedi. Burada Ersin'in yediği gol tabii ki onun moralini bozdu. Ona bir ayrı parantez açacağız ve elbette yorgunluk. 8 günde 3. maçını oynadı. Kasımpaşa, Alanya Spor, Erzurum Spor, bu zorlayıcı. Üstelik çok fazla eksik var ve artık rotasyonu da yavaş yavaş dönmekte zorlanıyor Sergen Yalçın. Tüm bunlar birleşince ilkleri yarı 2-2 ilk sona erdi. Daha da önemlisi Beşiktaş ilk kez oyunun kontrolünü tam anlamıyla eline alamadı. Bu kadar fazla olumsuz şart, bu kadar fazla eksik, bu kadar fazla handikap olduğu zaman ortaya tek bir çözüm çıkıyor bireysel yetenekler. İşte Beşiktaş bireysel performanslara kaldı Erzurum spor maçındaki bu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezonki belki de en büyük sorunu. Yani bu iki kulüp Beşiktaş'ın rakipleri bir türlü takım olamadı ve bireysel performanslar doğrultusunda hep böyle beklenti içine girdi. Mesut Özil gelecek iyi oynayacak, Falcao iyi oynayacak, işte Feguli devreye girecek iyi oynayacak. Gustavo Fonda mı değil mi? Hep böyle bireysel performanslara bakıldığı için aslında bir türlü sezon içerisinde istedikleri performansları gösterememişlerdi. Beşiktaş'ta Erzurumspor maçında bireysel performansa dönmek zorunda kaldı. Tek çaresi orası kaldı ama siyah beyazlar şanslıydı çünkü bireysel performanslar maçı çevirecek güçteydi. Formda isimler vardı. Bunların başında Gezal geliyordu. Attığı gol, yaptığı asist gerçekten muhteşemdi. Beşiktaş'a son dönemlerde gelmiş geçmiş en çok fayda sağlayan orta saancısı diyebiliriz. 3. golü, 14. asisti. Bunlar çok önemli rakamlar. Gezal'ın devreye girmesiyle Beşiktaş bu zorlu deplasmandan galibiyetle çıkmayı başardı. Tabii ki orada Gezal'ın golünde Cenk Tosun'un pozisyonu çok fazla konuşuluyor. Cenk Tosun'un bir 50 müdahalesi var pozisyon içerisinde. Hakem bunu görmedi ki bunlar aslında futbolun içinde çok olan şeyler. Bu tip hatalar çok fazla oluyor. Ama VAR sistemi neden müdahale etmedi şeklinde bazı tweetler, yorumlar gördüm. Cenk'in 50 müdahalesinden sonra Erzurumspor topu alıyor. Yani Erzurumspor'a top geçtikten sonra Beşiktaş bir kez daha kapıyor. O yüzden de top Erzurumspor'a geçince artık o pozisyondan ayrılmış oluyor ve var ona bakmıyor. O yüzden orada devreye girmedi. Tabii ki eleştiriler olacaktır. Aynı aynı golü Galatasaray atsa, Fenerbahçe atsa, Beşiktaş da kızacaktır. Bu tip şeyler futbolda oluyor ama hani var sistemi görmedi demek biraz futbolun kurallarla ilgili kısmını bilmemek demek. O yüzden de bunu da burada açıklamış olayım. Beşiktaş tabii ki bireysel performanslara bakmak zorunda kaldı. Usta ayaklara bakmak zorunda kaldı az önce saydığımız sebeplerden dolayı dedik. Ancak takım olma hüviyetinde tamamen kaybetmedi. Orada takım haksızlık yapmayalım. Yani böyle bazı maçlar vardır. Takım tamamen maçı bırakır. Orada bireysel performanslara kalırsın. Öyle bir durum da yaşanmadı. Sadece hücum anlamında, organizasyon anlamında o takımın genel yeteneğini bu maçta çok fazla sergilemediğini söyleyebiliriz ama takım olma hüviyeti Beşiktaş'a değişmedi. Çünkü sadece bireysel performanslarla Beşiktaş kazan dersek o zaman Wellington'a haksızlık yapmış oluruz. O zaman Vida'nın mücadelesine haksızlık yapmış oluruz. O zaman orta sahadaki oyunculara haksızlık yapmış oluruz. O yüzden de Beşiktaş mücadeleyi bırakmadı. Sadece organizasyon kısmında sorunlar yaşadı. Ancak onu da Gazal'ın üstün performansıyla açtı. Yoksa Necip Uysal girdi. Sağ dışta pas attı. Enkudu Gökhan Töre'ye verdi. Şimdi Necip Uysal yedek. Enkudu yedek. Gökhan Töre ye yedek. Aslında yedek oyuncular işlerini yaptılar. Bu sefer hep diyoruz ya yedek oyuncular çok fazla katkı sağlamıyor diye. Bu sefer tam tersi oldu. İyi aldılar ve bu oyuncular Beşiktaş'ın buradan da bu zorlu maçtan galip çıkmasına sebep oldu. Şimdi artıları eksilere bakalım. Öncelikle En Sakalı'dan başlamak lazım. En Sakalı öyle bir performans sergiledi ki artı mı versek, eksi versek tam karar veremedik. Şimdi yine top kayıpları yaptı. Yine Kademon konusunda sıkıntılar yaşadı. Özellikle ilk yarıda Larin olmasaydı çok fazla toplar çıkardı hatırlayın Larin'i. Yani Orta yapılıyor En sakala kademeye gelmiyor Lerin geliyor kademeye Böyle bir iki tane en sakalayı kurtardı Lerin Ancak her şeye rağmen çok fazla mücadele etti Özellikle Beşiktaş'ın o düştüğü Cenk Tosun'dan sonra takım biraz mental anlamda düştü Attığı deparlar Fizik mücadelesi, fizik kalitesi iyi iş çıkardı Yani topu taşımada, mücadele etmede Atlet özelliğini kullandı O yüzden artıları da vardı Eksileri de vardı En sakalayı bu maçta biraz böyle değerlendirmek lazım Rozier 2-3 maçtır eski performansını sergilemiyor. Bu taktiksel anlamda mı bu kadar fazla çıkmıyor? Onu tam anlamıyla tabi kestirmek zor. Sergi Hoca ile belki arasındaki bir taktik konuşması anlamında bu kadar fazla çıkmıyordur ama genel anlamda oyuncuda bir düşüş olduğunu, genel anlamda oyuncuda bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Bu da tabii ki Beşiktaş'ın hem hücumuna hem de savunmasına etki ediyor. Ersin için geçen hafta şampiyon kaleci kazanan kaleci olma yolunda ilerliyorduk. Tabii ki bir tane gol yedi, bir tane hatalı gol yedi diye bunu e, yok sayacak halimiz yok. Sonuç itibariyle Oğuzhan'ın attığı golde de Erzurum spor kalecisinin büyük hatası vardı. Evet çok büyük bir şanssızlık. Hatalı bir gol ama Ersin gelişime açık bir kaleci. Bu çok önemli. Şimdi enteresan bir istatistik var. Beşiktaş'ın yediği son 4 golün 3'ü ceza sahası dışından. Ozan Tufan, Aytaç, Emrah. Burada bir sıkıntı var. Bununla ilgili... Özel bir çalışma yapması lazım. Ceza sahasından gelen pozisyonlar. Aslında Beşiktaş yine çok fazla sokmadı rakibini ama ceza sahası dışından pozisyonlarda, şutlarda Ersin biraz sıkıntı yaşıyor. Bunu geliştirmesi lazım. Ama bir maç yüzünden de bunca maçları iyi oynuyor. Maçlar kazandırıyor. Kritik kurtarışlar yapıyor. Bir maç yüzünden de çok fazla Ersin'i eleştirmemek lazım. Üçüncü eksiği ise az önce bahsettiğimiz oyunun kontrolünü alamaması. Uzun süredir Beşiktaş'ın başına gelmeyen bir durum. Ama çok fazla sebep var. Yani sağ zemininden tutun, Josef'e kadar, Abu kadar, burada Abu Bakar'ı söylemeyi unuttuk, büyük bir eksiklik. Birçok eksiği var Beşiktaş'ın. Aynı zamanda diğer şartlarda birleşince, yorgunlukla birleşince tabii ki sıkıntı yaşadı. Bu önemli bir eksi. Ancak oyuna hükmedememe durumu da Beşiktaş'ın aslında oyun karakteri değil. Yani ilerleyen haftalarda biraz daha bu yorgunluğu atınca, eksikler gelince tekrardan oyunu domine edecek takım oluşacaktır. Ama oyuna hükmedememesi, topu kontrol edememesi, pas isabet oranının düşük olmasında tabii ki en önemli eksi olarak buraya not etmişiz. Artılar Oğuzhan Özyakup zaman zaman pas yaptı. Belki golün yenmesinde de en başta bir pas vardı Oğuzhan'ın etkisi vardı ama genel anlamda hiçbir şey yapmayan, hiçbir şey üretmeyen Oğuzhan'dan yavaş yavaş bir şey üretebilen Oğuzhan'a doğru gidiyor. Şimdi gol atması önemli. Son 3 sezonda ulaşamadığı gol sayısında 3 golü ulaştı. Bu önemli. Sergen Yalçın'ın bir lafı vardı. Ben sahada olsam var mı yok mu görmek istiyorum. Bir gol atsın. Bir asist yapsın o zaman bir göreyim dedi. Yani bu önemli. Oralarda oynayan oyuncuların çünkü zaten sende Josep var, Atiba var ve sen skora katkı sağlamak zorundasın. Beşiktaş'ın orta sahası önde oynuyor. Sen Lay için de geçerli, mensa için de geçerli. Atiba bu yaşta bu kadar fazla asist oyun karakteri olmaması rağmen bu kadar fazla asist ve gol yapıyorsa Oğuzhan'ın da yapması lazım. O yüzden de attığı gol itibariyle zaman zaman pas hataları olsa da zaman zaman pozisyonları değerlendiremese de artık Oğuzhan için bir artı yazmamız gerekiyor. İkinci önemli artı Gökhan Töre her zaman söylediğim gibi bu tip oyuncuların kadroda yer alması lazım. Elbette sakatlık sorunu var elbette sık sakatlanıyor ancak yine de bu tip maçlarda oyun sıkıştığında adam eksiltme özelliği var, şut çekme özelliği var, hızı var, driplingi var. Son 15-20'lerde girip önemli işler yapabilir potansiyeli her zaman var. Ve burada da eğer o gol atmasaydı oyun çok fazla sıkışabilirdi. O yüzden bu tip katkılar çok önemli. Yani az katkı sağladığı gibi gözüküyorsun ama belki de en kritik maçta skor belki de 3-3 olacakken Gökhan Töre öldürücü darbeyi vurdu adeta rakibe ve burada golü atarak Beşiktaş'ın Erzurum deplasmanından galip gelmesini sağladı. Şimdi genel tabloya baktığımız zaman Lig'de maçlar yine eşitlendi ve 70-63-62. Beşiktaş geçen hafta iki beraberlikte dahi siyah beyazlar şampiyon oluyor demiştik. İş artık başka noktaya geldi. 8 tane maç var ve Beşiktaş şu puan durumuyla bu 8 maçın ikisini kaybetse bile şampiyon oluyor. O yüzden de çok önemli bir avantajı, çok önemli bir krediyi eline geçirmiş vaziyette. Geçen hafta şunu söylemiştim. Arkadan gelen gümbür gümbür gelen bir rakip yok. Fenerbahçe'de Galatasaray'da oyun anlamında programlar var. O yüzden Beşiktaş'ın puan kayıpları olsa da rakipleri de puan kaybedecek demiştim. Nitekim öyle oldu. Galatasaray puan kaybetti. Ve iyice artık fark açılmış vaziyette. Her şey bitti mi? Elbette bitmedi. Çünkü aynı zamanda lig ilerlerken Biraz da yara bere içinde ilerliyor Beşiktaş. Şimdi Abu Bakar yoktu. Abu Bakarsız Beşiktaş hiçbir şey yapamaz deniyordu. E kazandı iki maçında. Üstelik goller atarak yani birinde 4 gol attı. Bir tanesi 3 gol attı. Hep söylüyoruz Beşiktaş iyi bir takım. Takım olma hüvveti çok önemli. Bu yıldızları olmasa da kazanabildiğini gösteren çok önemli bir özellik. Çok önemli bir kalite. Şimdi Abu Bakar'dan sonra Cenk'in sakatlanması. Üstelik sezonu kapatması Beşiktaş adına Önemli bir soru işareti çünkü Cenk Tosun Abu alternatif alternatifi olarak alındı. Üstelik Abu Bakar henüz iyileşebilmiş değil. Ankara gücü maçı var ve o maçta oynama ihtimali çok da yüksek gözükmüyor. Çok büyük bir ihtimal kadroya alınacak ancak ilk 11 çıkmama ihtimali çıkma ihtimalinden daha yüksek. Sağlık ekibinden aldığımız bilgiler bu yönde 11 çıkmayacak. Larin de Erzurum maçından çıkarken arka adeliği tuttu. Yorgunluktan olduğunu ifade etti. Larin de olmazsa kaç forvetsiz kalıyor. Büyük bir ihtimalle Kanadalı'yı yetiştirirler. Genç bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. Larine orada ilk 11 çıkacaktır ama Larin'in de forvette oynadığı zaman iyi performans göstermediğini biliyoruz. Ankara gücü de formda bir takım. Onu da unutmamak lazım. Yani bir puan kaybı yaşayabilir mi Beşiktaş? Yaşayabilir ama az önce bahsettiğim mevzuya geliyoruz. Siyah beyazların iki tane mağlubiyet kredisi var artık. Üstelik 8 maç kalmış durumda. Bu çok önemli bir avantaj. Bundan sonra Beşiktaş'ın kolay kolay buradan ben şampiyonluğu verme ihtimalini çok düşük görüyorum. Bu kadar fark açılmışken, rakipleri bir türlü hala oyunu tutturamamışken Beşiktaş Abu Bakarsız 7 tane gol atarken iki maçta kolay kolay liderliği bırakacağını düşünmüyorum. Elbette hep söylediğimiz gibi futbol sahada oynanıyor. Tabii ki daha 8 tane maç var. Ama gerek gidişat, gerek Sergen Yalçın oynattığı futbol, gerek işler sıkıştığında devreye girebilecek bireysel performanslar tüm bu noktaları birleştirdiğimiz zaman Beşiktaş şampiyonluğun artık en önemli favorisi ve yavaş yavaş şampiyonluğa doğru gidiyor. Bundan sonraki haftalarda nasıl bir oyun sergilenecek? Daha stresli olacaktır. Daha fazla mücadele olacaktır. Çünkü ligden düşen takımların ekstra bir, ligden düşme korkusu yaşayan takımların ekstra bir mücadelesi oluyor. Her zaman bunu görmüşüzdür. Ama gidişat Beşiktaş şampiyonluğa doğru sanki ilerliyor. Biz de bir sakatlık bir sağlık sorunumuz olmazsa her hafta burada olacağız ve maçları tek tek analiz etmeye devam edeceğiz. İşin sonunda bir şampiyonluk hikayesi zaten gelirse de onun da elbette ayrı bir hikayesini yapacağız. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.